Akulu. Самые страшные хищники в Океанусун en tehlikeli, en korkulan yırtıcıları. Ancak büyük beyaz köpek balığı bile bugüne kadar yaşamış en büyük köpek balığı karşısında sönük kalıyor. Megalodon. Kelime anlamı büyük diş. 3 metrelik çenesi ve sıra sıra tırtıklı dişleriyle tarih öncesi bir köpek balığı. Megalodon bu çeneyi okyanusun en büyük balinalarını avlarken kullandı. Dişleri devasaydı. 15-20 santimlik, iki yüzü de et parçacıkları gibi tırtıklı ve büyük bir üçgen şeklinde dişleri var. Son megalodon, fosil kayıtlarından gizemli bir biçimde kaybolduktan 2 milyon yıl sonra, bilim adamları tarihin en korkunç yırtıcılarından birinin gerçek şeklini, büyüklüğünü ve davranışlarını araştırıyor. Tarih öncesi yırtıcılar, Megalodon. Deniz suyu dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kaplar. Burası gezegenimizde hayatın başladığı yer. İlk sualtı canlılarından bazıları büyük yırtıcı balıklardı. Dev mürekkep balıkları, batozlar, dişli balinalar ve diğer tehlikeli yırtıcılar uzun süre denizlerde dolaştı. Ve T-Rex korku saçmaya başlamadan 300 milyon yıl önce yırtıcıların en büyüklerinden biri derin sularda avlanıyordu. Köpek balığı. Paleontologlar bu yırtıcılara ait 400 milyon yıl geriye uzanan önemli fosiller buldular. Köpek balıklarının biyolojisi bütün bu süre boyunca dikkat çekecek kadar az değişmişti. ...350 milyon yıl önce yaşamış bir köpek balığına baktığınızda onun bir köpek balığı olduğunu anlamakta zorlanmazsınız. Bugünkü köpek balıklarının görüntüsünden bazı farklılıkları olabilir ama hiç tereddüt etmeden onu gördüğünüz anda bir köpek balığı olduğunu anlarsınız. Bu tarih öncesi köpek balıklarının çoğunun soyu tükenmiş olsa da bugün hala denizlerde cirit atan büyük beyaz köpek balığı 10 milyon yıldan uzun süredir varlığını sürdürüyor. O okyanusun en korkunç yırtıcısı. Ancak büyük beyaz bile, yedi denize hükmeden, okyanusun diğer bütün yırtıcılarına boyun eğdiren başka bir dev köpek balığıyla karşılaştırıldığında sümüktür. Megalodon. Kelime anlamı büyük diş. Megalodon günümüzden 25 milyon yıl öncesi ve 2 milyon yıl öncesi arasında yaşamış olan dev bir fosil köpek balığıydı. O fosil kayıtlarına geçmiş bizim bildiğimiz en büyük okyanus köpek balığı. Okyanuslar ne ondan önce ne de ondan sonra bu kadar görkemli ve devasa bir yırtıcı görmedi. Tüm zamanların en büyük yırtıcılarından biriydi. Bir yolcu otobüsü büyüklüğündeki bu hayvanın jilet gibi keskin, devasa dişleri vardı. O karşılaşabileceğiniz en korkunç yaratıktı. Gezegenimizde bu kadar büyük yer kaplamış yırtıcılardan hiçbiri arkasında bu kadar az iz bırakarak yok olmamıştır. Bir dedektiflik hikayesi gibi. Megalodon'un tam olarak nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Onun görüntüsünü ve nasıl avlandığını sadece tahmin edebiliyoruz. Bu gizemi çözmek için bilim adamlarının fosil kanıtlara ihtiyacı var. Ama Megalodon vakasında çalışabilecekleri bir iskelet yok. Bu araştırmacılar için büyük bir engel teşkil ediyor. Denizde ya da karada yaşayan bütün canlılar öldükleri andan itibaren bozulup parçalara ayrılmaya başlarlar. İskeleti olan canlılardan geriye kısa zamanda sadece kemikleri kalır. Ama söz konusu megalodon olduğunda durum değişiyor. Bir köpek balığının iskeleti neredeyse tamamen kıkırdaktan oluşur. Sonuçta bilim adamlarının bu devasa balığın büyüklüğü ve şeklini anlamasına yardımcı olacak çok az fosilleşmiş kalıntı mevcut. Kıkırdak.
esneklik ve hafifliğiyle vücudumuzun balsa ağacı. Ama megalodonun tuzlu su, kum ve özellikle de bakterilerle temas eden iskeletinin dayanma süresi çok kısıtlıydı. Bu kahverengimsi sarı madde kıkırdak. Bu kartilajinöz iskeletin esnek bir parçası. Burada aslında esnek olan kıkırdağa yapısal destek sağlayan ve sertlik katan ufak prizmaları görebilirsiniz. İskelete gücünü veren bu. Ama bu minik kıkırdak prizmaların her biri diğerine organik liflerle bağlı olduğu için köpek balığı öldükten sonra bu organik lifler de çürüyor. Birkaç hafta içinde köpek balığının kıkırdağı parçalanıp yok oluyor. Mine tabakasıyla korunan dişler, iskeletin geride kalan sadece iki parçasından biri. Bu devasa dişler, alışılmadık derecede uzun. Bilim adamları onları, dev köpek balığını yeniden oluştururken yapı taşı olarak kullanıyor. Bilinen diğer tek fosil kalıntı ise bel kemiğinin birkaç ufak parçası. Maryland'daki Chesapeake koyu boyunca uzanan Calvert uçurumları, tarih öncesi köpek balıklarına ait fosil kalıntıları ile bilinen bir bölge. Dr. Stephen Godfrey, 10 yıldan uzun süredir fosil bulmak için burada kazı yapıyor. Bu süre içinde bir megalodon dişi bile bulamadı. Aa, evet, bu harika. Deniz çekilmiş. Godfrey, Dr. Breton Kent'le beraber bölgeyi fosillere dair bir ipucu bulmak için tarıyor. İşte bir köpek balığı dişi. Ufak bir şey. Evet. Burada biraz kemik var. Bu 3-4 metrelik bir köpek balığına ait gibi görünüyor. Kökü yok. Sadece diş var. Bunu görmelisin. Uçurumun kenarında yapılan birkaç dakikalık araştırmadan sonra Dr. Godfrey yaklaşık 1 metre yükseklikte bir şey fark ediyor. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti. Büyük bir megalodon mu? Vay canına. Aslında çok büyük değil ama bu bir megalodon ve gerçekten iyi durumda. Orada öylece duruyor. Bu çok güzel. Çentiklerini görebiliyorsun. Bozulmamış. Baksana şuna. Kesinlikle harika. Ah, bu çok güzel. İnanılır gibi değil. Kameraların fosil avını çekmek için yanında olduğu gün, Godfrey balçıkla kaplı uçurumda 10-12 milyon yıllık nadir rastlanan bir megalodon dişi buluyor. Çok iyi durumda bir yan diş. Bundan daha iyi olamazdı. Şuna bak. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Bu dişin ilginç yanlarından biri ucunda basınçtan dolayı oluşmuş bir kırık olması. Basınç kırıkları ısırma sırasında dişin dik olarak kemik gibi sert bir yüzeye çarpmasıyla oluşur. Ve bu dişin ucunun toz gibi ufalanmasına sebep olur. Basınç kırıkları megalodon dişlerinde sıkça rastlanan bir şeydir. Basınç kırıkları ve avlarını ısırırken başlarına gelen diğer şiddetli kazalar sonucu, köpek balıkları son 400 milyon yılda benzersiz bir biyolojik uyum sağlama örneği göstermişlerdir. Bu balıkların kırılan dişleri anında yenilenir. Bir köpek balığı 25 yıldan daha uzun süren ömrü boyunca yaklaşık 20 bin diş değiştirir. Timsah gibi başka yırtıcılar da diş yeniler. Ama bir ömür boyunca bu kadar çok sayıda diş yenilemek sadece köpek balığına hastır. Köpek balığının ağzı ve diş etlerinde yedek dişleri üreten sonsuz bir üretim hattı vardır. Bu hat diş etlerinin hemen altında ve üstünde ileri çıkıp ön sıradaki dişlerin yerini almak için bekler. Bu megalodon dişi onun hakkında önemli bilgiler verebilir. Dişi bulduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Harika bir gün oldu. Evet. Bulunan dişlerin dünyanın dört bir yanında müzelerde birikmesiyle megalodona gösterilen ilgi son birkaç yüzyılda oldukça artmıştır. 1909'da New York'ta bulunan Amerikan Doğal Tarih Müzesi'ndeki balık bilimci ve paleoantologlar, megalodonun çenesi olduğunu düşündükleri bir şeyi inşa ettiler. Ortaya 3 metre yükseklikte, sivri dişlerle süslü bir çene çıktı. Ve bu gerçekten büyük bir sansasyon yarattı. Ama bilim adamları bu yapıyı kurarken, paleoantologların bugün bile hala düzeltmeye devam ettiği bazı önemli hatalar yaptılar. Zoolog ve köpek balığı koleksiyoncusu Dr. Gordon Hubble, 40 yıldır köpek balığı dişleri ve çenesi üzerinde çalışıyor.
1900'lerin başında o megalodon çenesini yaptıklarında dişleri çeneye tuttururken zorlanmalarının yanı sıra dişlerin yapısını da bilmiyorlardı. Megalodonun dişlerinin nasıl sıralandığını bilmiyorlardı. Yani dişler rastgele bir şekilde yerleştirilmişti. Bilim adamları çeneyi oluştururken dünyanın çeşitli yerlerinde bulunmuş en büyük dişleri kullanmış gibi görünüyorlardı. Ebatlar da bunu yansıtıyordu. Çene devasaydı. 1909'da yapılan bu çalışma sorular sorulmasına yol açtı. Arkadan öne doğru dizilen dişlerin hepsi bu kadar büyük mü olmalıydı? Ayrıca dişlerin sayısı da fazlaydı. Çene ölçüsüz gibi görünüyordu. Megalodon'un bu versiyonunda günümüz büyük beyaz köpek balığından daha fazla diş vardı. Bu şüpheler daha da büyük bir tartışmayı ateşledi. Günümüzün büyük beyaz köpek balığı, Megalodon'un şekli ve büyüklüğü belirlenirken kullanılacak en iyi model miydi? Derinlerdeki bu iki canlı ne kadar yakın akrabaydı? Ryan Johnson, Güney Afrika sahilinin açıklarındaki sularda canlı büyük beyaz köpek balıklarını yakından inceliyor. Bence araştırmacılar bu devasa fosilleşmiş dişleri bulduklarında günümüzde ona benzer olması muhtemel bir canlı aradılar. Ve akla gelen tek gerçek köpek balığı büyük beyazdı. Bu yüzden büyük beyaz köpek balığı ve megalodon sürekli kıyaslanıyor. Tarih öncesi çağlarda megalodon neyse büyük beyaz da bugün onun daha küçük bir versiyonu mu diye merak ediliyor. Devasa ve yırtıcı büyük beyaz köpek balığı, balıkçılar, denizciler ve diğer deniz sevdalılarının zihnindeki bir mit. Büyük beyaz köpek balığının ne kadar büyük olabileceği muhtemelen deniz biyologlarının en çok tartıştığı konudur. Bu konuda çok konuşulur. Herhangi bir balıkçıyla konuşun, size 6 metrelik teknem var, bundan 1,5 metre daha uzundu, yani 7,5, 8 metre vardı diyecektir. Ama gerçek muhtemelen böyle değildir. Gerçekte günümüz büyük beyaz köpek balıklarının en büyüğünün maksimum 1800 kilo ağırlıkta ve yaklaşık 6 metre uzunlukta olduğuna inanılıyor. En büyük megalodonunsa uzunluğunun 15 ila 17 metreye, ağırlığının inanılmaz bir rakam olan 45 bin kiloya ulaştığı düşünülüyor. Bence büyük beyazla megalodon arasındaki benzerlik oldukça fazla. Ama megalodon hakkında sahip olduğumuz tek bilgi kaynağının dişleri olduğunu da unutmamalıyız. Megalodon ve büyük beyazın ebatları dışında en büyük benzerlikleri belki de üçgen şeklindeki çentikli dişlerdir. Bu da bize iki balığın da avlarını bütün olarak yutmaktansa muhtemelen kendileri kadar büyük olan avlarını ısırarak onlardan küçük parçalar kopardıklarını gösteriyor. 1988'de bilim adamı Gordon Hubble, meslektaşı olan bir fosil koleksiyoncusundan Florida'daki bir fosfat madeninden çıkan dikkate değer bir kalıntı ile ilgili bir telefon aldı. Larry Martin, Megalodon'a ait 95 diş bulmuştu. Bu şekli bozulmamış set, Megalodon araştırmalarının kutsal kasesi haline geldi. Dişler bu inanılmaz yaratığın etrafını çevreleyen giz perdesinin bir kısmını araladı. Bu bugüne kadar bulunmuş tek bir Megalodon'a ait diş setleri arasında tamamen en yakın olanı. Bu kadar önemli olmasının sebebi, dişleri sıralamayı başardığımızda bu hayvanın gerçekten büyük beyazla mı yoksa başka bir köpek balığı türüyle mi akraba olduğunu anlayabilecek olmamız. İlk çenenin oluşturulmasından 80 yıl sonra, Hubble'ın elindeki dişler denizlerin tanıdığı en harika yırtıcının gerçek şekil ve büyüklüğünü bulmanın anahtarı olabilir. Megalodon. O 20 milyon yıl boyunca denizlerde dolaşmış vahşi bir yırtıcıydı. Bugün ondan geriye sadece dişleri ve birkaç kırık omurga parçası kaldı. Gordon Hubble 1988'de bir megalodona ait en eksiksiz diş setinin tespit edilmesine yardımcı oldu. Ama bu dişler köpek balığının çenesinde nasıl duruyordu? Bu soru 10 yıl boyunca uğraşmamıza sebep oldu. Çünkü o zamanlar megalodonun diş yapısını bilmiyorduk. Bu yüzden bilim adamları tarafından her ziyaret edilişimizde ya da dişlere bakmak isteyen herhangi biri olduğunda onlardan dişlerin ağzın içinde nasıl sıralanması gerektiğini düşünüyorlarsa onları bu şekilde dizmelerini istiyorduk. Günümüzün büyük beyaz köpek balıklarının çenesinde üçüncü diş önemli bir konudur. Bizi gerçekten rahatsız eden şey de buydu. O zamanlar megalodonun tamamen değişik bir evrim hattında olduğunu ve üçüncü üst dişlerinin daha küçük olmadığını bilmiyorduk. Megalodonun üçüncü dişi ilk iki dişle yaklaşık olarak aynı boylardaydı. Bunu anladığımızda bütün parçalar yerine oturdu.
Üst çenede 24 diş var. Alt çenede toplam 22 tane var. Ön sıradaki 46 dişin arkasında sıralar halinde dizilmiş yaklaşık 200 diş daha var. Saldırı anında eski dişlerin yerini almak için hazır bekliyorlar. Diğer bilim adamları ve müzeler toplanan bu bilgileri birleştirerek gerçekçi bir megalodon çenesi yaratmak istiyorlar. Fosil koleksiyoncusu John Webiers büyük bir megalodon dişi koleksiyonu topladı. Müze küratörü Brad Archer'ın yardımıyla gerçeğe uygun bir megalodon çenesi oluşturma görevini üstlendi. Böyle bir projeyi henüz gerçekleştiren olmadı, en azından bizim istediğimiz ölçeklerle. Webiers ve Archer, üst ve alt çenelerin şekil ve düzenini bulmak için modeller, büyük beyazların çenelerinin fotoğrafları ve daha önce yapılan megalodon çenelerine bakarak gayretle çalıştı. İlk başladığımızda lanet olsun, bu dişler asla sığmayacak çünkü çok büyükler ve her sırada sadece 4 diş olmadığı sürece çenede onlara yetecek kadar yer yok diye düşünmüştük. Bunun olmayacağını biliyorduk. Önce dişler zımparalanıyor. Daha sonra dişin tabanında bir delik açılıyor ve içine metal bir çubuk yerleştiriliyor. Daha sonra bu çubuk çene kalıbına yerleştiriliyor. Ama dişleri çeneye yerleştirmek için hala yardıma ihtiyaç var. İki adam dişleri ayarlamalarına yardım etmesi için Gordon Hubble'ın bilgisine ve onun bir megalodona ait diş koleksiyonuna başvuruyor. Elindeki bütün dişlere baktık ve onları mümkün olabildiğince yakın olarak yerleştirdik. 1994 Eylül'ünde çene nihayet tamamlandı. İkili çeneyi bir kamyona yerleştirip Arizona'daki müzeye götürdü. Sonuçlar şaşırtıcıydı. 1909'da New York'ta inşa edilen çene kadar büyük olmasa da bu ebatta bir çeneye sahip olan hayvanın dev gibi olması gerektiği barizdi. Bu çene yaklaşık 2 metre yükseklik ve yanlış hatırlamıyorsam 2,5 metre genişlikte. Üstünde yaklaşık 254 diş var. Hepsi de gerçek dişler. Bilim adamları dişler ve çenenin ebatları ve ölçeği hakkında bir fikir sahibi olduğunda vücudun nasıl olması gerektiğini keşfetmeye başladılar. Calvert Deniz Müzesi'ndeki iskelet bu devasa çeneyi taşımak için gerekli vücut yapısının canlı bir portresini çiziyor. Ancak bir sonraki adım bu canavarın gerçeğe uygun bir kopyasını yaratmak. Bu büyüklükte bir yaratık okyanusta size doğru yüzerken nasıl görünür acaba? Calvert'taki iskelet üzerinde çalışan Dr. Michael Gottfried, artık bu canlının dışarıdan nasıl göründüğüne dair varsayımlarda bulunurken kendine güveniyordu. Hayvan modelleri yapan ressam Jim Melly ile ortak çalıştığında bir megalodon maketi doğmuş oldu. Bence bu bilim ve sanatın evliliğinin bir meyvesi. Bilimsel veriyi alıp onu bir heykele dönüştürüyoruz. 15 metrelik gerçek boyutlu bir megalodon maketi artık San Diego Doğal Tarih Müzesi'nde asılı duruyor. Tüm o araştırmalar, maketler, çizimler ve elimizdeki gerçek örneklerle yapılan çalışmalardan sonra ortaya çıkan bize göre en doğru sonuç bu. Bu maket bugüne kadar yapılanların içinde biyolojik olarak akla en yatkın olanı. Bilim adamları eski meslektaşları tarafından bulunan ilk megalodon dişinden yola çıkarak bu devasa yaratığın hayret verici bir resmini elde ettiler. Avına korkunç bir zarar verebilecek yüzlerce diş, 3 metre genişlikte ve 2 metre yükseklikte bir çene ve en az 15 metrelik bir vücut. Megalodon devasaydı. Bu dev fosilin ağırlığı hakkında tahminde bulunmamız gerekirse metre başına 3 ton diyebiliriz. Bu da yaklaşık 50 tonun üstünde demek oluyor. Gerçekten büyük bir hayvan. Artık akıllardaki soru şuydu. Köpek balığı ve çenesinin nasıl göründüğünden çok bu çenenin nasıl kullanıldığı. Bilim adamları megalodonun davranışlarını anlamak için zaman zaman büyük beyazın ısırma ve öldürme alışkanlıklarına başvurdu. İki köpek balığının da saldırı sırasında avlarında büyük yaralar açmak için aynı ısırma ve koparma hareketini kullandığını düşünüyorlar. Ryan Johnson'la Güney Afrika'daki Mosel koyunun köpek balığı kaynayan sularına yapılan bir keşif gezisi bu davranışlar hakkında bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Şuna bakın, resmen uçuyor. Taze balık ciğeri, köpek balıkları için iyi bir yem. İlk saldırı kısa süre sonra geliyor. İşte geliyor. Geliyor. Isırdı.
Eğer dayanırsanız hayvan kafasını sallamaya başlayacak. İşte yapıyor. Salla. Salla biraz. Bakın. Yakaladığı zaman ısırmaya başladı. İyice tutar tutmaz kafasını sallamaya başlıyor. Bu büyük beyaz köpek balıklarını eşsiz yapan bir davranış. Sadece avını ısırıp yutmaya çalışmıyor. Kafasını sallayarak yediği etten ya da avından parçalar koparmaya çalışıyor. Ancak teknenin güvertesinden izlemek Johnson için yeterli değil. Büyük beyazın nasıl yüzdüğünü tamamen anlamak için köpek balığı ile birlikte suya girmelisiniz. Yeni ses teknikleri Johnson'ın gördüklerini gerçek zamanlı olarak anlatmasına olanak sağlıyor. Yüzerken büyük beyazın bütün gücü kuyruğundan kaynaklanır. Onu hareket ettiren iki büyük kas şerididir. İki kırmızı kas vücudundan kuyruğuna uzanır. İleri geri, ileri geri hareket eden iki büyük piston gibi çalışırlar. Ve bu onları okyanusun en iyi yüzücüleri ve avcıları yapar. Birkaç yıl önce büyük beyaz köpek balıklarının hızını hesaplamak için bazı deneyler yaptığımızda sudan ne kadar hızla çıktıklarını gördük. Bu hayvanlar saatte 19-20 mile kadar ulaşabiliyor. Muhtemelen 12 milyon yıl önce Megalodon da aynı hıza ve güce ihtiyaç duyuyordu. Bugünkü mink balinalarına benzeyen daha küçük ve atik setoteritler büyük olasılıkla Megalodon için iyi bir avdı. Ancak yine de Megalodon'u zorlayacak dişli bir av oldukları söylenebilir. Bu balina yetişkin bir Megalodon'un 5'te 1'i kadar olsa da ağırlığı 9000 kiloyu buluyordu. Kuvvetli kuyruk adalelerini kullanan 15 metrelik etobur büyük bir hızla suyun yüzeyine geliyor. Balina Megalodon'dan daha hızlı olmayabilir ama daha çevik olduğu kesin. Megalodon inanılmaz gücü ve hızı sayesinde ağzında 9000 kiloluk balina olduğu halde suyun yüzeyinden yükseğe fırlayabilme yeteneğine sahipti. Birkaç saniye içinde karnını doyururdu. Tek avla Megalodon okyanuslara hükmedecek güce ve çevikliğe sahip olduğunu kanıtladı. Megalodon yaklaşık 20 milyon yıl boyunca okyanuslarda hüküm sürdü. Ama en büyük yırtıcılar bile soylarını devam ettirmek zorunda. Çoğu bilim adamı tıpkı büyük beyazlar gibi Megalodonların da canlı yavrular doğurduğunu düşünüyor. Megalodonlar muhtemelen tek seferde sadece bir yavru doğuruyordu. Bir yeni doğanın yani yavrunun yaklaşık 7 ila 10 metre uzunlukta olabileceğini düşünürsek, daha küçükken bile çok büyük oldukları anlaşılır. Ve bu yavru köpek balıkları çok açtı. Kendilerinden daha büyük avlara saldırmaya hazır doğmuş olmamaları için bir sebep göremiyorum. Uysal bir dugong ya da namı diğer deniz ineği sürüsü bu büyük yırtıcıların ilk yemeği için ideal olabilir. Megalodon'a av olan bir başka deniz memelisi de bu deniz inekleriydi. Onlar manati değil, dugongdu. Manatiler evrim sırasına göre daha sonra ortaya çıkmışlardır. Manatilerin daha yuvarlak ve ucu kunduzunkine benzeyen kuyruklarının aksine, dugongların kuyrukları yunuslarınkine benzer. Yavru köpek balığının 3 metrelik vücuduyla karşılaştırıldığında yetişkin bir dugongun boyu yaklaşık 3,5 metredir. Sadece ebatlara bakıldığında yavru köpek balığı dezavantajlı görünebilir. Ama ebat bu formülün sadece bir parçası. Dugonglar nispeten daha yavaş ve hareketsiz hayvanlardır. Bu bir deniz ineği kaburgası parçası. Çok ağır ve yoğun. Kaburga boyunca uzanan ve çok büyük bir köpek balığına ait bir diş tarafından bırakılmış bir ısırık izi olduğunu göreceksiniz. Aç yavru köpek balığı ileri atılıyor. Küçük yavru bir dugong kaçmak için geç kalıyor ve köpek balığı peşine düşüyor. Avla dolu bir hayat başlıyor. Bilim adamlarının en çok ilgilendiği konulardan biri de bu dev köpek balıklarının ömürlerinin ne kadar olduğu. Dr. Bruce McFadden ve öğrencileri Florida Doğal Tarih Müzesi'ndeki fosil hazırlama laboratuvarında tarih öncesi köpek balıklarının ömrü ve yeme alışkanlıkları üzerine çığır açacak araştırmalar yapıyorlar. Bilim adamları Megalodon'a ait olduğu bilinen az sayıda omurga parçası üzerinde büyüme halkaları arıyorlar.
Bu megalodonları ve onların günlük yaşamlarını keşfetmek için harika bir yol. Onları ağaçlardaki halkalar gibi sayıyoruz. Bir köpek balığının omurgasının alt kısmı merkez olarak bilinir. Megalodon'da bu merkezler çok nadirdir. Bilim adamları ellerindeki az sayıda örneğe bakarak bu tarih öncesi canavar hakkında daha çok bilgi edinmeye çalışıyorlar. Elimizdeki örneklerin çoğu megalodonların 25 ile 40 yıl arası yaşadıklarını gösteriyor. Daha uzun yaşamış olabilirler çünkü onları avlayacak hiçbir şey yoktu. Megalodon'un ihtiyacı olan günlük yemek miktarının 600 ila 1200 kilo arasında değiştiği tahmin ediliyor. Bu yüksek enerjili hayvanlar hayatlarını sürdürebilmek için birçok değişik türde balık ve deniz memelisi tüketmiş olmalılar. Ne yediklerini kesin olarak bilmiyoruz. Ne yemiş olurlarsa olsunlar kesin olan bir şey var. Bu devasa köpek balıkları hayatlarının büyük çoğunluğunu bitmeyen bir yemek arayışıyla geçirmiş olmalı. 15 milyon yıl önce Miyosen dönemi okyanusları Megalodon'un beslenebileceği deniz canlılarıyla doldurdu. Balinalar, yunuslar, dugonglar, büyük deniz kaplumbağaları ve balık sürüleri dünyanın dört bir yanındaki denizleri doldurdu. Megalodon büyük olasılıkla hepsini yiyordu. Miyosen dönemindeki en yaygın balina türü Cetotheridae'ti. Bu küçük balinaların boyu 3 ila 6 metre arası değişirdi ve dünyanın dört bir yanındaki karasularında bulunabiliyorlardı. Plankton, deniz kabukluları ve minik balıklarla beslenen bu deniz memelileri 9 ila 18 ton arasında değişen ağırlıklarına rağmen hızlı ve çeviktiler. Tıpkı dugonglar gibi bu yumuşak huylu canlılar da aç megalodon için kolay hedeflerdi. Ama Dr. Stephen Godfrey de megalodonun her avda başarılı olamadığını kanıtlayacak bir balina bel kemiği var. Ne yazık ki kemiğin yüzeyi yıpranmış ve balinaya ne olduğunu gösterecek olan sır omurganın içine saklanmış. Onu masaya koyun. Tamamının taranmasını mı istiyorsunuz yoksa sadece hastalıklı kısmının mı? Modern bilgisayarlı tomografi ona yardımcı olabilir. Godfrey, 12 milyon yıl öncesini anlamak için günümüz teknolojisini kullanıyor. Tomografi balinanın yaralarının ciddiyetini ortaya çıkarıyor. Bütün omurgası boyunca uzanan basınçtan kaynaklanmış bir kırık var. Doktor Godfrey, küçük bir balina dev bir megalodonun saldırısına uğradığında ne olabileceğini anlatıyor. Bu balinanın dev bir megalodonun saldırısına uğradığını düşünüyorum. Bu şiddetli darbe omurganın kaldıramayacağı kadar gerilmesine sebep olarak alt kısmı ileri doğru ittirmiş. Bu tarafta görülebilen iyileşme ise saldırının şiddetine rağmen hayvanın hayatta kaldığını kanıtlıyor. Bu bir megalodonun avını kaçırmasının ve bir balinanın kurtulmak için verdiği savaşın hikayesi. Belki de bu sefer sinsice dolaşan megalodon yukarı baktığında 3 balinanın yüzdüğünü gördü. Yetişkin 6 metrelik ve 18 tonluk balinalar. Megalodon pusu kurmak için balinaların altında pozisyonunu aldı. Küçük balina duraksadı. Dev köpek balığı onun yönünü kestiremedi. Megalodon'un devasa çenesi hedefini ıskaladı ve kafası balinanın sırtına çarptı. Tomografinin de kanıtladığı üzere balina bu sefer kaçıyor. Çok şanslıydı. Türdaşlar çoğu zaman megalodon için kolay bir avdır. Ancak 20 milyon yıl önce megalodon'un saldırganlığıyla boy ölçüşebilecek bir deniz memelisi daha vardı. Bu kafatası Skualodon adı verilen tarih öncesi bir balinaya ait. Bu hayvanlar yönlerini ses yardımıyla bulabilirlerdi ve tehlikeli yırtıcılardı. Skualodon uygun bir rakip olabilirdi. Bu büyük dişli balinalar Megalodon kadar büyük değildi ama oldukça iriydiler. 7-8 metre bir Skualodon için makul bir büyüklük. Skualodon, bugünün gezgin katil balinaları gibi büyük bir yırtıcıydı. Soyu tükenmiş bir hayvanın davranışlarını anlamak istiyorsak, günümüz hayvanlarına bakmalıyız. Söz konusu Skualodon olduğunda muhtemelen katil balinalara bakmamız gerekir. Balinaların köpek balıklarına saldırdıkları bilinir. Saldıran tarafın sadece köpek balıkları olmadığıysa kesin. Boyu en fazla 9 metreye ulaşan Skualodon, tek başına 15 metrelik megalodonu alt edemez. Ama mücadele eder. Megalodon bir Skualodon gördüğünde saldırmakta tereddüt etmezdi.
Bilim adamları bu deniz memelilerinin üçlü olarak dolaştığına inanıyor. Büyük dişlere sahip bir balina olan Squalodon'un çok zeki bir hayvan olma ihtimali yüksek. Megalodon içinse maalesef aynısı söylenemez. Köpek balıklarındaki zeka deniz memelilerindeki kadar gelişmemiştir. Megalodon kadar büyük bir hayvan bile bu darbeyi solungaçlarında hisseder. Bu sefer karşısındakiler daha kalabalık. İlk Squalodon uzun süre yaşamayacak olabilir. Ama Megalodon da bu savaşta birkaç yara aldı. Bütün saldırıları başarılı olamaz. Diğer yırtıcılar gibi onların da saldırıları belirli bir oranda ölümle ve avlarını yemeleriyle sonuçlanır. Squalodon ve dugonglar diğer avlar kadar kolay olmamış olabilirler. Pliyosen çağında bu sularda yüzen büyük balinalar da vardı. Gerçekten büyük balinalar. Megalodon, krallara layık bir yemek istediğinde kendinden bile büyük bir canavarın peşine düşmüş olmalı. Modern mavi balina muhteşem bir hayvandır. Fotoğrafları nadir bulunur ve genellikle sadece şans eseri görülebilirler. Bu devasa deniz memelisi, denizlerin en zor rastlanan canlılarından bazılarının görkemini hatırlamamıza vesile olur. 5 milyon yıl önce Megalodon'un karşılaştığı balinalar en az bu kadar etkileyici olmalı. Aklıma çatal kuyruklu balinaların ve mavi balinaların görüntüsü geliyor. Kıyıya yakın yaşayan bir hayvan olmalı. Göç eden bir hayvan olmalı. Büyük ihtimalle griydi ve alt kısmı daha açık renkliydi. Genellikle çubuklu balinaların ağırlıklarını metre başına 3 ton olarak hesaplarız. Yani 20-25 metrelik bir hayvandan bahsediyorsanız onun ağırlığı 75-80 ton olmalı. Elinde buna benzeyen pek çok tür olmalı. Dr. Lawrence Barnes ve meslektaşları son 15-20 yıldır yüzlerce balina kemiği buldu. En ilginç keşiflerden biri Santa Barbara yakınlarında buldukları çene kemiğinde bir köpek balığı dişi gömülü olan büyük bir balinaydı. Buradaki Megalodon'dan en az 3, en fazla 9 metre büyük olan bir canlıydı. Megalodon'dan 22 ton daha ağır bir balina. Ancak daha büyük bir balinayı öldürmenin ödülü, Megalodon için daha fazla yemek olmalıydı. Bu büyüklükteki bir balinada bir sürü kalın ve lifli don yağı tabakası bulunur. Megalodon bu hayvanı avlayabilmek için bütün büyüklüğünü ve dişlerindeki ölümcül çentikleri kullanmak zorunda kalmış olmalı. İşin sırrı ısırma gücünde yatıyor. Megalodon'un çenesi gerçekten ne kadar güçlüydü? Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde Dr. Stephen Rowe, yüksek teknolojili bilgisayarlar kullanarak modern ve tarih öncesi hayvanların sahip olduğu ısırma gücünü sağlayan kafatası mekanizmasını anlamaya çalışıyor. Isırma kuvveti, bir hayvanın dişleri avına geçtiğinde uyguladığı basınç miktarıdır. Burada ısırma gücünü yaratan şey, çeneyi kapatmasını sağlayan kaslar oluyor. Basit bir kaldıraç sistemine bakıyoruz. Kaldıracın bir ucuna kuvvet uyguluyoruz. Diğer tarafta tepkiden kaynaklanan bir kuvvet oluşuyor. Ron'un köpek balıklarındaki ısırma kuvvetini araştırma süreci yerel bir hastanede bir köpek balığı kafasının tomografisini çekmesiyle başlamış. Daha sonra bunun basit bir maketini yaptım ve bunun üzerinden de 3 boyutlu ölçekli bir model yaptım. Bu model sayesinde Roe, günümüz büyük beyaz köpek balığının sahip olduğu maksimum ısırma gücünü hesapladı. Söz konusu olan gerçekten büyük bir beyaz köpek balığıysa, ısırma gücünün yaklaşık olarak 1800 kilo olduğunu tahmin ediyoruz. Ve bu 1800 kilo, yaşayan hayvanlar için en büyük değerlerden biri. Roe, büyük beyazın santimetre kareye uyguladığı ısırma kuvvetini baz alarak, Megalodon'un ısırma gücü hakkında gerçeğe oldukça yakın olduğunu düşündüğü tahminlerde bulunuyor. Megalodon'un ulaşabileceği tahmin edilen en büyük ebatlara yaklaştığımızda 18 tona yakın bir ısırma kuvveti elde ediyoruz. Bu çok yüksek bir rakam. 18 tonluk ısırma kuvvetiyle bir tırı parçalayabilirsiniz.
Tabii eğer buna dayanabilecek bir çeneniz ve dişleriniz varsa, bu durum bütün balinalar için çok korkutucu olmalı. Bugün yaşayan çubuklu balinalar, katil balinaları gördüklerinde ya da duyduklarında çok tedirgin oluyorlar. Ama megalodon gibi bir hayvanın üstlerine gelmesi onlar için kesinlikle dehşet verici olmuştur. Saldırı başladığında çubuklu balinanın tedirgin olmak için fazla zamanı yoktu. Görünüşe göre megalodon iri balinaları avlamak için arkalarından yaklaşıp kuyruk yüzgeçlerini koparıyordu. Bu da onların suda ilerleme şansını yok etmek demekti. Bu, atar damarında büyük bir kanamaya yol açacağından balina için kaçınılmaz bir ölüm demek. Ama devasa avını tutacak elleri olmadığına göre, megalodon karnından ya da boynundan aldığı bir lokmadan sonra 85 tonluk balinanın kayıp gitmesini nasıl engelleyebiliyordu? Ohio'daki Wright State Üniversitesi'nden paleontolog Chuck Sianpaglio, megalodonun büyük bir ava saldırdığında ne kadar ölümcül olabildiğini gösteren bir deney hazırladı. Tamam, tamam buraya. Yüksek yoğunluklu bir jelden yapılma kalıp balina etinin yerini tutuyor. Deneyin en ünlü parçası köpek balığının kendine özgü çene hareketini tekrarladığını düşündükleri mekanik bir megalodon çenesi. Bu çeneler gerçekten ilginç. Çünkü sadece açılıp kapanma değil, aynı zamanda da ileri çıkma yeteneğine de sahipler. Tıpkı günümüzdeki bazı hayvanlar gibi. Megalodon da bundan faydalanıyordu. Metal çene masaya sıkıca sabitlenmiş durumda. Saldırı anını canlandırmak yerine kalıp direkt olarak çenenin içine yerleştiriliyor. Köpek balıkları alt dişlerine saldırıyı başlatmak ve avlarını sabit tutmakta kullanır. Alt dişlerin ete yaklaşık olarak 8 santim kadar saplandığını görüyoruz. Eti parçalamaya başladı bile. Bu şekilde onu tutuyor. Şimdi üst dişler devreye girecek. Üst çene kuvvetli ve çentikli dişleriyle avına kenetleniyor. Bu noktada megalodon ısırma gerçekleşene kadar ileri hareket edecek. Alt çene, jelden yapılma eti daha da derinlemesine ısırıyor. Bu sırada bütün kafatasından bağımsız olarak hareket edebilme yeteneğine sahip olan benzersiz üst çene, birbiri ardına ısırıklar alarak eti ağzına dolduruyor ve beslenmeye devam ediyor. Evet. Avımızda büyük yaralar açılmasına sebep olduk. Dişlerin büyük delikler açtığını, etin neredeyse yarısının parçalandığını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Eğer bu gerçekten bir köpek balığı olsaydı, bu et parçası çenenin büyüklüğünden dolayı iki yönde de 5'er metre uzun olurdu. Ve muhtemelen ete gömülen dişlerin sayısı 40'ı bulurdu. Mekanik çene, megalodonun Santa Barbara'da bulunan balina gibi avlarına uyguladığı ısırma kuvveti ve parçalama gücü hakkında şüpheye yer bırakmıyor. Dakikalar içinde balina, Kaliforniya kıyılarında sürüklenen lezzetli bir cesede dönüşüveriyor. Megalodon bugün de yemeğini buldu. Hem de büyük bir yemek. Ama megalodonun şansına, Pliyosen çağında okyanus suları soğumaya başladı. Balina türleri azalmıştı. Megalodon'un denizlerin hakimi olduğu dönem artık sonuna yaklaşıyordu. Megalodon yaklaşık 1.8 milyon yıl önce, Pleistosen döneminde fosil kayıtlarından kayboldu. Bilim adamları yırtıcılar listesinde en başa yerleşmiş bu avlanma makinesinin sonunu neyin getirdiği konusunda kararsız. Bir hayvanın soyunun tükenmesi insanların daima ilgisini çeker. Canlıların sadece nasıl yaşadıklarını değil, nasıl öldüklerini ve neden artık yaşamadıklarını da bilmek isteriz. Genellikle bunun sorumlusunun soyu tükenen hayvan olduğuna inanılır. Çünkü adapte olma konusunda başarısız olmuştur. Ama her zaman böyle olacak diye bir kaide yok. Şurası kesin ki bütün türler soylarını devam ettirmek ister. Paleontologlar bu köpek balıklarının neyin öldürdüğünü bilmiyor. Başka bir büyük yırtıcı, mesela katil balinalar, megalodonları gezegenimizden silmiş olabilir mi? Bir diğer olasılık, iklimdeki değişiklikler. Bilim adamları bundan 6 ila 1.8 milyon yıl önce, tam da megalodon fosil kayıtlarından yok olduğunda, okyanus ısısında azalma olduğunu iddia ediyor. Bu daha sıcak sularda yüzmeye alışmış köpek balığını etkilemiş olabilir.
Paleontologlar ayrıca Miyosen devri sürerken küçük balinaların yerlerini daha büyük balinalara bıraktıklarını da biliyor. Bu balinalar kuzeyin daha soğuk iklimini tercih etmiş olabilirler. Bu dönemde balinalar göç etmeye başlamış olabilir. Yazları kuzeyde geçirdikleri için köpek balıkları büyük balinalardan mahrum kalmış olabilirler. Pliyosen devri ortasında büyük balinalardan bir yıl boyunca uzak kalan megalodonlar açlık çekmeye başlamış olabilirler. Dünya üzerindeki balina türlerinin dörtte üçünün yok olmasıyla megalodonlar da önemli bir besin kaynaklarını kaybetmiş oldular. Dev köpek balığı gitgide daha fazla açlık çekmeye başlamış olabilir. Yamyamlık, megalodon için her zaman var olan bir olasılıktı. Diğer besin kaynakları azaldığında yamyamlık artmış olabilir. Bu dev balığa av olan diğer memelilerin yanında bulunan daha küçük megalodonlara ait dişler de var. Bu da daha büyük ve aç megalodonların yavruları avlamış olabileceğine dair spekülasyonları arttırıyor. Güney Amerika'daki kara köprüsü bazı deniz canlılarının göç etme alışkanlıklarını değiştirmiş de olabilir. Orta Amerika deniz yolunun kaybolması ve yerine bir kara parçasının gelmesi ve de bunun deniz organizmaları üzerindeki etkisi bilim adamları tarafından tartışıldı. Modern spermatik balinası ya da bazı yunus türleri ve katil balinalar hem Atlantik hem de Pasifik'te yaşıyor. Mesele şu, güney bölgeleri mi gidiyorlar yoksa evrim konusunda yavaşlar mı? Güney ve Kuzey Amerika'yı birleştiren Panama geçişinin kapanmasının megalodonu etkileyip etkilemediği kesin değil. Bilim adamları büyük beyaz köpek balıklarını inceleyerek megalodon ve yok oluşu hakkında yeni bilgiler aramaya devam ediyorlar. Başlangıç olarak büyük beyaz hayatta kalabilmek için çok işe yarayan harika bir ısınma sistemiyle donatılmıştır. Çoğu balık soğukkanlıdır. Ama büyük beyaz bunlardan değildir. Vücut sıcaklığını su sıcaklığının üzerine çıkarabilir. Ki bu özellik uzunca bir süre sadece memelilerde vardı. Bunu vücutlarının önemli bölümlerini, yani duyumsal bölgelerini, özellikle gözlerini ve burnu besleyen kanı ısıtan özel bir damar sistemiyle başarırlar. Paleontologlar henüz megalodonun da bu olağan dışı özelliğe sahip olmadığını bilmiyor. Eğer değillerse, sıcaklık düştüğünde büyük beyazın okyanus ısısındaki azalmaya daha çok dayanmış olması büyük bir olasılık. Daha da önemlisi, yemeklerindeki çeşitliliğin büyük beyazın şansını artırdığını düşünüyorlar. Megalodon genellikle büyük deniz memelileriyle beslenirken, büyük beyaz daha küçük avları ve balıkları yiyordu. Hayatta kalmak için daha az yemeğe ihtiyaçları vardır. Bu konuda daha az baskı altındaydılar. Megalodon büyüklüğünde bir yırtıcı varlığını sürdürmek için çok fazla besine ihtiyaç duyar. Büyük beyazın aksine megalodonun varlığını sonlandıran şey yeme alışkanlıkları olabilir. Büyük beyazın daha iyi uyum sağlayan bir hayvan olduğu bariz. Sonuçta okyanuslardaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ama bu iki muhteşem köpek balığının akraba olup olmadığı sorusu bilim adamlarını meşgul ediyor. Paleontolog Chuck Ciampaglio ve diğer uzmanlar, megalodon ve büyük beyaz arasındaki bağın çok küçük olduğunda ısrarcılar. Ciampaglio'ya göre ileri bilgisayar teknolojisi bu iki hayvan arasındaki farkları ortaya koyuyor. Değişmesini istediğim şeylerden birisi, megalodona megalodon denmesi. İsmi değiştirin. Onu büyük beyazdan ayırın ve bu şekilde devam edelim. Büyük beyaz ve megalodonun dişlerinin şekli aynı olabilir. İkisi de üçgen ve çentikli. Ama büyük beyaz ve onun tarih öncesindeki atasının dişlerinde bir iz yokken megalodonda verev şeklinde bir iz var. Ve büyük beyazın dişlerini bir megalodon dişinin boyutlarına büyütüp ikisini karşılaştırırsanız, büyük beyazın dişinin dikkati çekecek ölçüde daha ince ve narin olduğunu görürsünüz. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Küçük ve neredeyse büyük beyazın ebatlarında bir megalodon dişi göstereceğim. Hiç benzemediklerini görebilirsiniz. Çentiklerin yoğunlukları farklı. Ebatları ne olursa olsun, bu diş büyük beyaz dişinden farklı.
Ekip, büyük beyazın diş yapısını soyu tükenen Mako ve Megalodonlarla karşılaştırmış. İster köke ister dişe bakalım. Sürekli karşımıza çıkan sonuç, Mako ve büyük beyaz köpek balığının dişleri her pozisyonunda birbiriyle örtüşürken, Megalodon'da böyle bir durumun olmamasıydı. Megalodon ve büyük beyaz direkt olarak akraba değiller. Megalodon, soyu tükenen büyük bir beyaz değil. Bütün bilimsel kanıtlar bu yönde. Gerçekten öyle mi? 1909'da yapılan ilk çene denemesinden bu yana, büyük beyazın megalodonla akrabalığının daha fazla olduğunu savunan bilim adamları da oldu. Sebebi ne mi? Nadir bulunan fosilleşmiş megalodon omurgaları. Belki mi anatomisi, megalodon ve büyük beyazın oldukça yakın akraba olduklarını gösteriyor. Bu araştırmacılar teorilerini desteklemek için megalodon omurgasının merkezinde yürüttükleri araştırmayı gösteriyor. Bence omurga ya da omurganın ortası çok önemli deliller içeriyor. Çok dikkatlice incelenmeleri gerek. Ancak megalodon omurgası çok yaygın bulunan bir şey değil. Yaşadığı 16-17 milyon yılın ardından bugün elimizde muhtemelen bir ya da iki düzine megalodon omurgası var. Onları en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Bilim adamlarının bu konuda daha açıklayıcı bilgiler edinmesi biraz zaman alacak. Belki de megalodonun omurgasında saklı olan bilgiler, onun mirasının büyük beyazda yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkarabilir. Megalodonun fiziksel yapısı ve davranışları hakkında öğrenilecek çok şey olduğu konusunda herkes hemfikir. Şurası kesin ki, büyüklüğü, diş şekli, çenesinin kuvveti ve iştahı bu hayvanı 400 milyon yıllık köpek balığı tarihinde eşsiz kılıyor. Büyük diş hala denizlerin gördüğü en büyük kral.